Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedâna Allah. Lekad câet rusulü rabbina bilhaq. Sallû alâ rasûlina Muhammed. Allahümme sallâ alâ seyyidina Muhammed. Sallu ala şefi'i cenubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina nebiyyina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina nebiyyina Muhammed. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yebteğî gayrel İslam dinen felen yukubele minh ve huve fil ahiret minel khasirin. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله. Veli bir kâmi bulsan cihanda, hemen ve teslim ol kalma yabanda. Ani eftal görüp sirru ayanda, ani ekmel bilip iş bu cihanda. Bu adab-ı zual hakkı giyilerim cemali baki maalesef. Dünyaya terbiye olmaya geldik arkadaşlar. Mevla Teala Celle Celaluhu işte bize yol gösteriyor. Yapacağımız şeyler, yapmayacağımız şeyler yol gösteriyor. Peygamber Aleyhisselam Mevla Teala gönderdi bize. Kitaplar gönderdi. Peygamberlerden sonra ulema-i kiram var, meşayih-i kiram var kendisinde ısrarahum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurlar. Ulema-u ümmeti ki enbiya beni İsrail. Ulema-u ümmeti, ümmetimin alimleri ki enbiya-i beni İsrail, beni İsrail'in nebileri gibidir. Arkadaşlar, Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam nübüvveti cihan şumuldür. Yani Peygamberimizin peygamberi bütün cihanı kapsayıcıdır. Peygamberimiz herkese peygamber olarak gönderilmiştir. Ancak önceden mesela bir mahalleye bir peygamber gönderilirdi. Başka bir mahalleye başka bir peygamber gönderilirdi. Aynı zamanda aynı yerde birkaç tane peygamber, müteaddit peygamber bulunduğu olur. Yani bu sokakta bir peygamber var, öbür sokakta başka bir peygamber var, öbür sokakta başka bir peygamber var. Bu buranın peygamberi, o oranın peygamberi, öbürü öbür tarafın peygamberi. Tamam. Evvelki ümmetlerde böyleydi yani. Peygamberimizinki cihan şumuldür. Şimdi hadis-i şerifte geçen ulema ümmet. Şimdi mesela bu sokaktaki peygamberin vazifesi ne? Bu sokaktaki insanları irşad etmek, bu insanlara Mevla'nın emirlerini söylemek, Mevla'nın yasaklarını söylemek, ondan sonra işte bu insanları Mevla Teala'nın dinine teşvik etmek, Mevla'nın yasaklarından muhafaza etmek, değil mi? Onlara rehberlik etmek, onları terbiye etmek, onlara yol göstermek. Şimdi hadis-i şerife böyle bakın. Ulema-i ümmeti, benim ümmetimin alimleri ki enbiya-i beni İsrail, beni İsrail'in nebileri gibidir, peygamberleri gibidir. Yani bu manada, tamam. Nasıl ki o sokaktaki alimin vazifesi buydu. Değil mi? Ümmetin alimlerinin vazifesi de bu. İnsanlara Allah'ı anlatacaklar, peygamberi anlatacaklar, Mevla'nın emrini anlatacaklar, Mevla'nın yasağını anlatacaklar. İşte doğruları yapmayı teşvik edecekler, yanlışlardan sakındıracaklar vesaire vesaire yani. Bu manadadır. İşte. Bunun peşine bir ömür sürmek lazım arkadaşlar. Veli bir kâmili bulsan cihanda. Kardeşim. Kamil bir insan bulsan cihanda, kamil, mükemmel bir şeyh efendi bulsan cihanda, yani kendisi kemale ermiş, karşısındakini de kemale erdirebiliyor,
Yani kendisi yetişmiş, karşısındakini de yetiştirebiliyor. Kendisi yetişmiş, bu bir şeydir. Yetişmiş olmak bir şeydir. Yetiştiricilik başka bir şeydir. Mesela insanın biliyor olması başkadır, öğretebiliyor olması başkadır. Değil mi? İnsan bilir ama öğretemez. Değil mi? O ayrı bir şey. Bilmek ayrı bir şey, meziyettir. O bildiğini öğretebilmek ayrı bir meziyettir. Tamam mı? Şimdi kamil ve mükemmel, kendisi kemale ermiş. Bir de mükemmel, karşısındakini tekmil edebiliyor, karşısındakini kemale erdirebiliyor. Böyle birini buldum, hemen var teslim ol, kalma yabanda, hemen teslim ol. Hemen teslim ol. Yabanda kalma. Bak bunun dışı, yani böyle bir mürebbi, böyle bir terbiye edicinin dışında kalmak, yabanda kalmakmış. Böyle bir saha çizin şimdi. Bir mürebbinin, kamil, mükemmel bir terbiye edicinin terbiyesinde bulunmak, bu sahanın içerisindesin demek. Hemen var teslim ol, kalma yabanda. Teslim olmak buranın içindesin. Teslim olmadın, yabanda kaldın demek yani. Çölde, dağda, bayırda kaldın demek. Arkadaşlar, insanın mutlaka terbiye edicisi vardır. İnsanın mutlaka terbiye edicisi vardır. Şu manadaki, insanın ya hakikaten bir terbiye edicisi vardır ya da çaktırmadan şeytan ona terbiye edicilik yapıyordur. Ya insanın hakikaten bir mürebbisi, bir terbiye edicisi vardır ya da çaktırmadan şeytan ona ne yapıyordur? Nefis şeytan yularını kontrolü eline almıştır. Nefis şeytan ona terbiye edicilik yaptırıyordur. Veli bir kâmeyi bulsan cihanda hemen var teslim ol, kalma yabanda, hemen teslim ol, yabanda kalma. Bak hemen teslim ol. Hep yaralı yerlerimiz arkadaşlar bunlar ya. Allah Allah. Veli bir kamili bulsan cihanda, bak kamil birini bulmak var. Sonra hemen var teslim ol. Hemen varmak var. Sonra varıp teslim olmak var. Bulmak var. Varmak var. Bir de teslim olmak var. Elhamdülillah Mevlamız bize bulmak nasip etti. Hamdolsun Rabbimize. Varmak da nasip etti. İşte bu teslim olmakta pürüz var işte. O teslim olmakta pürüz olduğu için de işte kalma yabandadan tam kurtulamıyorsun yani. İlla kenarın köşen bir tarafın yabanda kalıyor ya. Yani. Hep yara işte. Şimdi hani yeni arkadaşlar ne diyor bu diyorlardı işte ben, tamam mı? Yani mevzuya aşina olmayan arkadaşlar ne diyor bu diyorlardır. Küllü inâin yeterâşşahû bimâ fîhî. Küllü inâin, her kap yeterâşşahû, terler, bimâ fîhî, içindekini terler. İçindekinden sızar dışarıya. Her kaptan ne sızar dışarıya? İçinde ne varsa ondan sızar dışarıya. Şimdi benim burada derdim var ya. Yani A desen böyle bana olan hemen oraya dokunuyor. B desen bana oraya dokunuyor. Çünkü şimdi bu dert var ya, şimdi benim bu sıkıntım var ya benim. Ya böyle içim böyle kazınıyor, canım buradan sıkılıyor ya. Onun için böyle geçen her şey, her rüzgar bana öyle esiyor ya. Yani. Bu dünyanın bir kararı yok. Bu dünyanın bir sebatı yok. Bu dünyanın bir tadı yok, bu dünyanın bir tuzu yok, bu dünyanın hiçbir şeyi yok arkadaşlar. Hiçbir şey yok. İş ma şi'te fe inneke meyyitun, velzem ma şi'te fe inneke mufalikun. İş ma şi'te, iş yaşa ma şi'te, istediğin kadar yaşa fe inneke meyyitun. Mutlaka sonunda ölürsün, ölürsün. Velzem ma şi'te, istediğini yapış fe inneke mufalikun, sonunda ayrılırsın. Sabah, cumadan sonra arkadaşım bir tanesiyle odamda konuşuyoruz, dertleşiyoruz öyle. Ya dedi, evvelki ümmetler dedi uzun yaşıyorlarmış dedi, 1000 sene, 2000 sene yaşıyorlarmış. Olan insan canı sıkılır ya, ne bu ya, yeter artık ya. Yani, yani 1000 sene ne yapacaksın kardeşim dünyada 1000 sene ya? Ne yapacaksın 1000 sene yani? Allah aşkına, yani ne yapmayı planlıyorsunuz mesela yani? Nedir yani? Nedir yani, hani ne? Ya sonunda öleceksin kardeşim yani. Sonunda ne yapacaksın?
öleceksin yani. Ya geç 1000 seneyi, 60 sene, 80 sene bir ömür. Ne düşünüyorsun ki yani? Ne yani? Ne? Çocuktum ben, hatırlarım böyle. Evin arkasında bahçe vardı bizim böyle. Kar falan yağdığı zaman iniyorduk böyle aşağıya. Kardan böyle o hani kova oluyor ya, böyle kum kovası. Biliyorsunuz ha? Onun üstüne kar böyle. Ondan sonra böyle eziyorsun böyle, o iyice böyle sertleşiyor böyle, tamam mı? Blok oluyor böyle. Onu koyuyorsun böyle, bir tane tuğla, sonra bir tane daha yap, bir tane daha tuğla, bir tane daha yap, bir tane daha tuğla, bir tane daha yap. Bir tane daha yap, bir tane daha tuğla, bir tane daha yap, bir tane daha tuğla, bir tane daha yap. Ne yapacaksın? İşte kardan böyle bir şey yapacaksın, tamam mı falan. Yap. Uğraş. Tabii akşam olur, hava kararıyor. Vur bir tekme, git eve. Ne oldu şimdi? Hani ne oldu? Lan akşama kadar dindik durduk işte, tepindik durduk bir sürü şey. Netice eşittir. Söyleyin. Bir şey. Akşam oldu. Bu dünyanın akşamı var mı? Anlayın dediğimi de. He? Bir gün güneş batacak değil mi? Bir gün güneş batacak. Yarın batacak, öbür gün batacak, sonraki gün batacak. Yani. Ha, dünyanın 10 bin sene daha ömrü varmış. Dünyanın istediği kadar olsun, benim yok. Zaten olmasını da istemem yani. Netice bu dünya Mevla'yı memnun etmenin yeri. Mevla'yı memnuniyetin kazanılmanın yeri. Bu dünyada kazanılacak bir şey varsa bu var. Bunu kazandın, bu dünyanın bir manası var, bu dünyanın bir faydası var. Bunu kazanamadın, hepsi işte o kardan bir şeyler yapmak gibi. Akşam oldu, vur tekmeyi, git. O kadar bitti, o kadar ya. Akşam oldu, vur tekmeyi, git. Hepsi bitti, o kadar ya. Bakın dikkat edin. İnsan bu hayatta bir sürü şeyi sever, bir sürü şeye sarılır, bir sürü şeye bel bağlar, gönül bağlar. Ama illa bir gün ondan suratın asılır. Bana söyle, bir şey söyleyin ki onu ben sevdiğimde suratım asılmadı. Onun yüzünden. Değnedi. Ananı seversin, suratın asılır. Babanı seversin, suratın asılır. Bak şimdi o delikanlı var ya, bak ne kadar tatlı şirin var ya. Ondan bak, belki şimdi azıcık nasıl oluyor ama gel bir gelsin 15 yaşına, 20 yaşına görürüm senin suratını ondan sonra. Doğru mu değil mi? Söyle söyle. Doğru da Allah Allah. He? Öyle değil mi? Var mı bir şey? Çok sevdin de beni hiç suratım asılmadı. Var mı bir şey? Mevla böyle etmedi dünya. Dünyada böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok, öyle bir şey söz konusu değil. Böyle kırıyor Mevla, çiziyor Mevla Teala. Öyle bir şey söz konusu değil dünyada. Mutlu olalım. Dünyada mutluluk diye bir şey yok kardeş. Göreceli mutluluk var. Yani muvakkat mutluluk olur dünyada. Yani biraz böyle keyiflenirsin falan filan. Ama öyle kalıcı dünyada yok arkadaşlar. Süre gelen dünyada yok. Dünyada sadece Mevla'ya kulluk var arkadaşlar. Yara işte. Ne? Yara. E niye? E yap o zaman kardeşim. Yap o zaman. E o da yok. Ne dünya, ne ahiret. Öyle bir hayat. Oysa Mevla meler neler nasip etti bize ya. Öyle adam oluyorsun ki sen yolda yürürken melekler kanatlarını seriyorlar sana. Öyle adam oluyorsun ki Mevla seni seviyor. Cebrail aleyhisselam çağırıyor yanına Mevlamız Celle Celaluhu. Buyuruyor ki ben falancayı sevdim, sen de onu sev. Cebrail aleyhisselam Mevlamız öyle buyurduğu için seviyor onu. Sonra diğer böyle ağır semadaki meleklere diyor. Ben diyor sevdim falancayı, siz de sevin bakayım diyor böyle. Ondan sonra yer ehline onun için bir sevgi atılıyor. İnsanlar seviyorlar. Efendimiz'e ziyarete gittik ya. Hüseyin diyor, ya diyor bir sürü insan diyor ziyarete geliyor diyor. Ben de böyle olacağım diyor. Çocuk kestiremiyor şimdi ama bak ne, bak dikkat ediyor bak. Bir sürü insan ne yapıyor? Ziyarete geliyor. Ziyaret dediğinde ne arkadaşlar? Hele deyin bakayım. Sen geldin mi? Dur şimdi geldin mi? Var mı? Ya işte. Al işte bak. Al işte. Tas, hamam. Aynen. Sen geldin mi? Ne kadar gördün Efendi Hazretlerimizi? O kadar işte. Ziyaret dediğinde ne?
Oturdun baklava börek yemedin yani ha? Ne? 5 saniye. Bu torpilliydi. 3-5 kere 5 saniye gördü. Değil mi? Ha? Bak, evde atıyor. Ta kalkıyorsun, yüzlerce kilometre gidiyorsun. O 5 saniye için sadece. Bak mesela. Niye gelmedin? Bu benim toprağım, asker arkadaşım. Ben bunu istediğim gibi konuşurum, tamam mı? Onun için ya. Sıkıntı olsun kardeş. Misal söyleyeceğim size. Hüseyin Efendi rahmetli oldu. Bir tanıdık var, bir arkadaş var öyle diyeyim. Aradım, haber verdim, cenazeye çağırdım. Cenazeye gelmedi. Niye gelmedi biliyor musunuz? Aynı gün bir milletvekilinin annesinin cenazesi vardı İzmir'de. Hayat hep tercihler, seçimler arkadaşlar. Bir şeyleri seçiyorsun. Bunu alıyorsun, bunu almıyorsun. Neyi aldığın önemli değil ha, unutmayın. Neyi almadığın önemli. Unutmayın bunu. Neyi aldığın önemli değil. Neyi almadığın önemli. Aldın bir tane. Bir şey seçebilirsin. Seçimler aslında seçmedikleri. Mesela 100 tane madde var. Bir tanesini seçebilirsin. 99 tane ne yapıyorsun? 99 tane bırakmayı seçiyorsun. Bırakmayı seçtiklerin önemli. Acayip ciddi mevzu. Milletvekilinin nesiymiş? Annesiymiş. Milletvekili ahbabın mı kardeşim, asker arkadaşın mı? Yok. Ama ne? Milletvekili. Milletvekilinin annesini tanır mısın? Ama ne? Milletvekilinin annesi. Ne olur? Milletvekilinin annesinin cenazesine gidersem iyi olur. Niye iyi olur? Hep kodamanlar gelir oraya. Onlar beni görürler, ben onları görürüm, tanışırız falan, ilişkiler olur. Karlar olur, menfaatler olur, çevrem genişler, milletvekili beni görür der ki bak annemin cenazesi de gelmiş, yarın öbür gün bir işim düşerse kolay olur falan. Parantez, şu anda bir ekmeğe muhtaç dur arkadaş. Abartmasız söylüyorum. Dükkanını sattı. Ondan sonra kendi dükkanında kiracıydı. Sonra evini sattı. Kendi evinde kiracı oturuyordu. Geçen konuştum. Taşınmıştı. Şu anda bir ekmeğe muhtaçtır ya. Ne iş yapıyorsun dedim. İşim iş yok dedi. Oturuyorum dedi ya. Velev tersi olsa yani. Aa hocam acayip oldum ya. İşte katlar, yatlar, matlar falan filan. Ne fark eder ki yani. Dikkat edin arkadaşlar. Hayat hep böyle yani. Hep karşımıza çıkıyor böyle. Seçimler böyle. Hangisini tercih edeceksin? Biraz karmaşık konuşuyor olabilirim. Dediğim gibi yani içimdeki yaradan benim bunlar hep. Ne diyeyim? Ahirete bir gideceğiz. Evladım bak. Neye benzetiyorum ben biliyor musunuz? Mesela bu çok basit bir kumaş, tamam mı? Bu suni ipek. Taşlanmış ipek diyorlar buna. Yani plastik gibi bir şeydir. Ama bazen böyle hani şey, iyi kumaşlar var, tamam mı? Metresi $1000 kumaş var mesela. Çok böyle hani bir 10 numara bir kumaş var sende. Tamam mı? Bir top kumaş. Ama nasıl? Daha üstüne kumaş yok. Öyle kumaş var sende. Ya ama sende terzilik yok. İşten anlamazsın, makastan anlamazsın. Aldın kumaş eline, bir makası vurdun bir şey yapayım diye. Hani misal söylüyorum, cübbe yapayım dedin, vurdun. Olmadı. Ulan dedin affedersiniz, hani biraz daha küçük olsun, şalvar yapayım dedin. Vurdun. O da olmadı. Lan dedim ne olmadı? Bir daha vurayım ne yapayım dedim. Ne çabası çocuğa şalvar yapayım dedim. Bir daha vurdun onu da batırdın. Bir daha vurdun onu da batırdın. Güzelim kumaş ne oldu? Yani sofra bezi yapsan sofra bezi bile olmaz. Bunu anladınız mı arkadaşlar? Şimdi Mevla bizi böyle etti. Mevla bizi böyle etti. Böyle kabiliyet verdi Mevla bize. Böyle fırsat verdi. Ömür verdi Mevla bize ya. Yaş kaç? 45 tane sene verdi Mevla sana. Bana. Değil mi?
bir sürü şeyi tahsil edebileceğin 45 tane ne verdi? Değil mi? Bak bir sürü seçim vardı. O acayip acayip seçimler vardı için içine yapabilirdin yani. Verdi. Bir makas vurduk, orayı batırdık. Bir makas vurduk, buraya batırdık. Bir makas vurduk, buraya batırdık. Bir makas vurduk, oraya batırdık. Ana. Netice işte. Ne oldu? 60 sene, 70 sene, 80 sene, 90 sene neyse artık. El Fatiha. Mesela insanlar yaşla beraber itibar kesbetmeyi düşünüyorlar. Yaşla beraber ne? İtibar. Yani yaşlandı ya. Yani yaşlanınca saygı gösterilecek. Ya tamam yaş diye saygı gösterilir de kardeş yaş her yani yaş Mevla'nın ömür verdiği herkes de oluyor yani yaş. Yaşlanmak bir meziyet değil ki. Yaşlanmak senin çalışarak, emek harcayarak kazandığın bir şey değil ki. Tamam insan yaşlıya hürmet eder. İnsan kendinden bir yaş büyüğüne bile hürmet eder. Tamam. Ama yaşlanmak senin kesbinle, çalışmanla, uğraşmanla, emeğinle kazandığın bir şey mi? Söyleyin. Hayır kardeşim. İnsanın çalışmasıyla kazandığı meziyet hürmete layıktır hakiki olarak. Çalışır, emek eder, uğraşır, bir meziyet kazanır. O oradan hürmet hak eder. Kendi çalışmıştır. Şimdi düşün 45 sene geçti. Anlat. Meziyet anlat. De ki ben 45 senede şunu kazandım. Şöyle bir adam oldum ben. Böyle böyle özelliklerim oldu. Var mı öyle bir şey? Var mı? Ya işte ufak tefek. Ya illa gene bir şeyler vardır ama ya tamam bir mendillik kumaş kaldı ortada. İyi de kardeşim bir top kumaş da o yani. Tamam bir mendil var bir şey demiyorum ama ya kardeş bir top kumaş vardı ortada ya. Neler olurdu? Neler olurdu ondan yani? Değil mi? Neler yapılırdı? Neler yapılırdı ondan? Bir mendil var diye de ya kalkıp da göğüs kabartacak değiliz yani. Yani o da gene Mevla'nın bize ikramı hani elimiz yanlışlıkla deyip de onu da kesmedik. Yoksa biz onu da keserdik giderdik yani. Mesela elhamdülillah şimdi buradayız değil mi? Bak bunları konuşuyoruz gene elhamdülillah. Çok şükür Rabbimize. Hamdolsun. Elhamdülillah. Gene bu da Mevlamızın ikramı bize. Gene bu da bize Mevlamızın ikramı. Bir gideceğiz ahirete. Oğlum ben sana şöyle ettim, böyle ettim, şöyle ettim, böyle ettim. Sen ne ettin? Hiç olmazsa hatamızı, suçumuzu, eksikliğimizi itiraf edelim arkadaşlar. Geçen okunduğu Musa Aleyhisselam Mevlamıza dedi ki ya Rabbi dedi sen bana bu kadar nimet verdin dedi. Bu nimetlere mukabil benden de şükür istiyorsun dedi. Halbuki benim sana şükredebilmem de gene senin bana nimetindir. Anladınız mı? Sen bana bu kadar nimet verdin. Bana şükretmeyi emrediyorsun ama benim sana şükredebilmem de gene senin bana neyindir? Nimetindir. Mevlamız buyurdu ki Musa Aleyhisselam'a ya Musa inneke teallemte ilmen la fevkahun. Sen öyle bir ilim öğrendin ki daha onun üstünde ilim yok. Sen öyle bir ilim öğrendin ki şimdi öyle bir şey söyledin ki ya Musa sen daha onun üstünde bir şey yok. Kulum kendisinin onun her şeyi benden olarak bilmesi bana yeter buyurdu Mevlamız Celle Celaluhu. Hiç olmazsa itiraf edelim ya Rabbi. Yanlış yaptık, hata ettik, kusur ettik. Senin verdiklerini değerlendiremedik. Sen ikram ettin, biz nankörlük ettik. Hep biz hata ettik böyle yani. Tamam veli bir kamili bulsan cihanda, kamil bir insan bulsan cihanda hemen var teslim ol kalma yabanda. Git teslim ol yabanda kalma. Ani eftal görüp sirru ayanda, ani eftal görüp o teslim olduğun zatı kıymetli, faziletli, üstün görüp sirru ayanda gizli aşikar onu daha üstün göreceksin. Bak şimdi burada edep bir edep var arkadaşlar. Ama şimdi dikkat et. Ali mesela A diyelim ki işte B'ye teslim oldu mesela. Diyecek ki B en eftaldir. C de D'ye teslim oldu. Bu da diyecek ki bu en eftaldir. Olur mu yani hem bu en eftal hem bu en eftal? Ya öyle olmaz ama bu da diyecek ki bu en eftaldir. Bu da diyecek ki bu en eftaldir. Bunu anladınız mı? Bunun diyeceği şey bu. Mevla katında o Mevla katındakini Allah bilir. Ama bu ne diyecek? Madem buna teslim oldu bu diyecek ki bu en eftaldir. Bu da madem buna teslim oldu bu da diyecek ki bu en eftaldir. Diyelim ki bu diyor ki tamam ben buna teslim oldum ama bu en eftal. O zaman saçma kardeşim git ona teslim ol ya Allah Allah öyle saçmalık mı olur ya? Değil mi? Mesela unutmayın bak. Mesela şu anda 4 tane hak mezhep var değil mi amelde arkadaşlar? Normalde evvelden mezheplerin sayısı daha çok idi. Sonra tabileri kalmadı. O mezhepleri tatbik edenler kalmadı. Kalmayınca pratikte, hayatta yoktu. Kitapta varlar yine. Kitapta gene ne? Varlar ama tatbikatta, hayatta arkadaşlar
Yoklar, tamam mı? Daha evvelden başka müşehitler de vardı ama onların peşine gidenler, işte bu dört mezhep imamının peşine gidenler gibi çoğalmadığı için, yayılmadığı için, onların kitapları, onların fetvaları, onların görüşleri yayılmadığı için onlar ne oldu arkadaşlar? Zamanla azala pratikte ne yaptılar? Silindiler, tamam mı? Hani dört mezhep vardır diyoruz, bu tam dörtte kayıtlı değil yani aslında. Ama şu anki hayatta ne arkadaşlar? Dört tane. Peki, ben Hanefi'yim. Dikkat edin bak. Halil amca, ne var ne yok, nasıl? Cümlemizden. Halil amca Şafii. Mesela öyle mevzu var ki, mesela ben gelirken diyelim ki hanımın eline dokunmuş ve öyle gelmiş oldu ki dikkat ediyoruz bunlara elhamdülillah. Hanımın eline dokunmuş gelmiş olsaydım Halil amcaya göre benim abdestim neydi? Yoktu. O Hanefi mezhebine göre benim abdestim var. Ama Halil amcaya göre benim abdestim neydi? Yoktu mesela. Ya bak çok ufak mevzu değil daha. Bu kadar büyük neler var arkadaşlar? Farklılıklar var yani. Bu kadar büyük farklılıklar var. Peki ne olacak? Her mezhep ehli diyecek ki, bak şimdi onu alacak, onu alıp bu mevzuya buradakine kıyas edecekseniz. Her mezhep ehli diyecek ki benim mezhebim doğru, yanlış olma ihtimali var. Değil mi? Hanefi mezhebinin fetvası ne şimdi? Bir kimse müebbede mahrem olmayan bir hanıma dokunursa, tenine dokunursa abdesti ne olmaz? Bozulmaz. Bu fetva doğru kardeşim. Bir kimse müebbeden mesela hanımı haram hanımı mahremidir ama müebbeden değil. Boşandın yabancı oldu değil mi? He? Bir kimse müebbeden mahrem olan bir hanıma dokunursa ne olur? Abdesti bozulmaz. Bozulmaz indel hanifiye. Bu fetva nedir? Doğrudur. Parantez. Yanlış olma ihtimali var. Ben buna doğrudur inanmıyorsam o zaman git kardeşim inanmayın gibi oldu. Yani kim diyorsun ki o zaman yani? Değil mi? Bu doğrudur. Ne var? Yanlış olma ihtimali var. Şimdi Şafii mezhebinin fetvası yanlıştır. Benim inancım. Nedir? Yanlıştır. Doğrudur inanıyorsun. Sen ki Şafii ol o zaman. Yani kim diyorsun ki? Değil mi? Yanlıştır. Parantez. Anladınız mı? Hanefi mezhebinin fetvası doğrudur. Yanlış olma ihtimali. Şafii mezhebinin fetvası sahileri yanlıştır. Doğru olma ihtimali var. Halil amca da böyle diyecek. Halil amca da diyecek ki Şafii mezhebinin fetvası doğrudur. Söyleyin. Yanlış olma ihtimali var. Hanefi mezhebinin fetvası nedir? Yanlıştır. Bunu anladınız mı arkadaşlar? Kaide bu. Şimdi ben desem ki yok bu mevzuda Hanefi mezhebinin fetvası yanlıştır. Şafii'ninki doğrudur desem. O zaman ne kadar saçma bir şey değil mi? Hem böyle diyeceğim hem de Hanefi'yim diyeceğim. He? Ne kadar çelişiyor değil mi? Kendisiyle çelişiyor yani değil mi? Böyle bir şey olmaz. Aynı bunun gibi. İşte teslim oldun mu kişi ne diyecek? Anı eftal görüp sirru ayağında sır gizli aşikar o teslim olduğu zatı ne yapacak? Kıymeti görecek yani doğru görecek. Anı ekmel bilip iş bu cihanda onu bu cihanda ekmel bilip böyle teslim ola. Bu adab-ı zirovu hakka giydelim cemali va kemale seyredelim. İnnemâ hurimul vusule bitadî'ihimul usule. İnnemâ ancak hurimû, insanlar mahrum edildiler. Neden? El-vusûle. İnsanlar usulden, yani maksutlarına ulaşmaktan mahrum edildiler. Niye? لِتَضِيَعِهِمُ usule. Çünkü usulü terk ettiler insanlar. İnsanlar usulleri terk ettikleri için, dikkat edilmesi gereken kaideleri, kuralları terk ettikleri için, ulaşılması gereken neticelerden ne oldular? Mahrum oldular. Mevla Teala Yahudi ve Hristiyanları kafir eden itikatlarını beyan etmek üzere şöyle buyuruyor İsmailullah. Ve kâletil Yahudu Uzeyrun ibnullahi ve kâletin Nasara'l Mesih ibnullah. Zalike kavluhum bi efvahihim yulahiuna kavlellezine kafuru min kabl katalehumullahu enna yufakun. Ve kâlet dedi kim el Yahud Yahudiler? Ne dediler? Uzeyrun ibnullahi. Uzeyr aleyhisselam ibnullah Allah'ın oğludur dediler. Yahudiler dediler ki Uzeyr Aleyhisselam Allah'ın oğludur. Mesela bak Hristiyanların İsa Aleyhisselam için Allah'ın oğludur dediğini biliyorsunuz. Yahudiler de Uzeyr Aleyhisselam için Allah'ın oğludur diyorlar. Yahudiler Uzeyr Aleyhisselam Allah'ın oğludur dediler. Ve kâlet dedi kim? El-Nasara, Nasraniler yani Hristiyanlar dediler. Ne dediler? El-Mesihu, Mesih.
İbnullah, Allah'ın oğludur. Mesih İsa Aleyhisselam'ın lakabı. Yani hastalara böyle meshedip iyileştirdiği için veya devamlı böyle seyahat ettiği için Mesih yani meshedici demek böyle, hani böyle meshedici veya Mesih seyahat edici manasında o da olabilir. Çok böyle gezdiği için, seyahat ettiği için en Mesih deniyor. El Mesih Mesih Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam İbnullah, Allah'ın oğludur dediler. Zalike bu kavluhum bi efvahihim. Kavluhum bunların sözüdür. Bi efvahihim, ağızlarından söz işte. Yani diyorlar ya, ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Ağzınlarından bir şey çıkıyor mu? Yani ne diyorsunuz siz kardeşim? Vatandaşım bir tanesiyle konuşuyorum. Ya dedim, yani siz diyorsunuz ki yani İsa ismi Allah'ın oğludur. Dedim bu olur mu ya? O da bir şey mi dedi ya? Biz Allah'tır bile diyoruz dedim ona. O da bir şey mi dedi ya? Biz Allah'tır bile diyoruz dedi. Böyle. Dedim hani Allah'ın oğludur diyorsunuz yani. Bu hani. Kardeşim yani. Hani insan bir şey derdi bir usturuplu olur yani ha. Ya olur mu? Dedi. O bir şey mi dedi ya? Biz Allah'tır bile diyoruz dedi. İstanbul'da karşılaşmıştım metroda. Çok çok uzun zaman oldu. Çok uzun zaman oldu. Bilmem belki 20 senedir yani. Kalabalıktı böyle metro. Ellerimde de benim torba falan vardı böyle. Ayaktaydım. Biraz böyle meşakkatliydi yani, tamam mı? Sonra otogara gelince böyle otogarda çok inen binen oluyor böyle. Çok yolcu indi. Tenhalaştı metro böyle. Metronun böyle arka tarafında böyle yükselti bir yer var yani böyle. Ben dedim oraya koyarım eşyaları. Boşalınca o tarafa gittim. Eşyaları koydum. Bu kitap okuyor. Ayakta kitap okuyor böyle. Neyse ben de durdum. Aa, baktım kitap Arapça. Hemen ilgimi çekti benim. Yanaştım. Başladık konuşmaya. Kitap Farsça. Farsça İncil. Allah Allah. İranlı çocuk. İranlı Hristiyan bir ailenin çocuğu. İsmini sordum, utanarak sıkılarak Muhammed dedi böyle. Çok böyle hani insan zoraki söyler ya böyle. İngiltere'ye gitmiş, 2 sene İncil tahsil etmiş. Kitab-ı Mukaddes tahsil için. Nereye gitmiş? İran'dan kalk, nereye git? İngiltere'ye git. He, 2 sene. Bekliyoruz hepinizi. İngiltere'ye lüzum yok. 20 kilometre. Buyurun. Buyurun. Bekliyoruz. Bak akşamları Selim Hoca burada. Buyurun. Bekliyoruz. Bak adam İngiltere'ye gidiyor. Buyurun. Vıdı 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 vıdı. Bak şimdi bak diyorum ya bak içim kanıyor işte. Yara işte. Daha yola. Ben kendime bakayım. İş yok. Size bakayım. İş yok. Ey Müslümanlar, siz var ya Allah'ın sevgili kullarısınız. Mevla size cenneti hazırladı. Köşkler, huriler, meyveler. Yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkanızda. Diyecek halim yok size. Çünkü ben kendime okuyorum. Benim öyle diyecek, kendime diyecek halim yok. Siz kendinizi biliyorsunuz. Şimdi bu çocuğun anası babası yok muydu? Deyin bakalım. O çocuğun cumartesi günü yok muydu? İşlerinin böyle yoğun olduğu bir gün. He? Var illa vardır değil mi bir şey? Eşi dostu şusu busu. Nereye gitti? İngiltere. Ayda. Kaç kilometredir İran'dan İngiltere? Ula dünyanın bir ucu da. Dünyanın bir yarısını gitmiş yani değil mi? He? Dünyanın bir yarısını gitmiş. Öyle 3 günlüğüne, 5 günlüğüne, 3 ay dil kursuna da gitmemiş. Ha neye gitmiş? 2 sene. Geç gelmiş. Nerede? İstanbul. İstanbul'da çalışıyordu. Bir fotoğrafçıda çalışıyordu. Gelmiş nereye? İstanbul'a. Bak dikkat et. İstanbul'a gelmiş. Adam nerede gidiyor şu anda? Konuştu yani o olayın olduğu an. Nerede gidiyor? Söyleyin ya. Metroda gidiyor. Metroda giderken ne yapıyor? Ayıkla pirincin taşını işte ondan sonra. Şimdi ne biçim adam olmamız lazım ya. Neler verdi Mevla bize, neler ikram etti Mevla bize arkadaşlar yani. Şanlı ve ataakum min kulli ma sealtumu ve ata Mevla verdikum size min kulli ma her o şeyden ki sealtumu istediğiniz hu'un. Ne istediyseniz onlardan Allah size verdi. Ve inşa ettiğinde saymaya kalksanız nimet Allah'ı Mevla'nın nimetini saymaya kalksanız la tuhsuha sayamazsınız onu ya. Acayip bir şey. Gaflet. Yani. Şey gibi. Kusura bakmayın affedersiniz yani. Hani bu maymun var ya.
Hani maymunu avlıyorlarmış ya. Anlattım onu size, değil mi? Biliyorsunuz zaten onu. Maymunu avlıyorlarmış. Nasıl avlıyorlarmış maymunu biliyor musun? Bir küp varmış böyle. Küpün içine ceviz koyuyorlarmış. Küpün ağzı böyle dar. Maymun geliyor böyle, küpün içine sokuyor elini, cevizi alıyor. Şimdi eli girecek kadar küpün ağzı ama ceviz ağzına tabii genişliyor ya avuç, çıkmıyor. Yani ağzının genişliği o kadar, elinin girebileceği kadar ama azıcık genişlediği zaman eli ne yapmıyor? Çıkmıyor. Bunu anladınız mı? Gözünüzü canlandırın şimdi. Maymun geliyor, elini sokuyor küpün içine, cevizi alıyor. Maksadını cevizi alacak, kaçacak. Cevizi alıyor. Ya zannetmeyin ki hep şimdiki gibi yani. 2 artı 2 eşittir 4. Bunu bilmemenin bile su götürürlüğü ne? Var. Ama din bilmemenin su götürürlüğü yok. 4'ü bilmiyorsan ne dersin? Kardeşim 3 kişi geldi yanında bir kişi vardı dersin. Gene işi kurtarır mısın öyle böyle? Biraz dolan başta olur ama. Yani kurtarır mısın işi? Kurtarırsın yani. 3 kişi vardı yanlarında ne vardı? Bir kişi daha vardı. Gene kurtarırsın. Ama bunlarda alakan yoksa, bunlardan haberin yoksa, toprağa indiğin anda bütün rütbeler söküldü. Bütün ünvanlar söküldü. Bütün tapular söküldü. Bütün ruhsatlar gitti. Bütün hesaplar boşaldı. Bitti. Ne olacak şimdi? Bak, kanıyor işte insan bak. Papazlar batıl din icat ediyor, Hristiyanları ve Yahudileri aldatıyorlar. Ey cemaati Müslümin duymadık demeyin, bizim mekteplerde çocuklarımızı oraya götürüyor. Aramızdakilerden şimdiki mektepleri bitirmiş olanları soruyorum. Annelerinden, babalarından yahut bir hocadan la ilahe illallah demeyi öğrenmemiş olsalar da oğlum bu memlekette millet Enzü Besmele çekmeyi bilmiyor ya. Bir bakın var ya böyle yani. Enzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. He? Öyle değil mi arkadaşlar? Kelime-i şehadet aynı. Kulfü. Kulfü biliyor musun sen? Ha? Bakıyorsun böyle insana. İstanbul'da olan arkadaş. Gene falan, çok duydum falan zemrizden. Üsküdar'da hoca efendi nikah kıymaya gitti. İki tane genç üniversite mezunu bunlar. Fıkra gibi ya. Damada dedi, oğlum dedi, bir kelime-i şahit getir bakayım dedi. Yani nikahın şartından değildir. Hanefi mezhebine göre böyle bir şey yok ama hani hoca efendi yapmış öyle artık. Oğlum demiş, bir kelime işaret getir bakayım demiş. Damat kalkmış gitmiş. Masal anlatmıyorum. Gerçeği vakı olan, bilfiil vakı olan şeyi anlatıyorum. Kalkmış gitmiş çocuk. Birazdan gelmiş, hocam bulamadım demiş ya. İşi bozuntuya vermiş hoca efendi. Dönmüş kızcağıza. Kızım demiş, sen getir bakayım kelime işaret. Hocam demiş, ben eve daha yeni geldim. Neyin nerede olduğunu bilmiyorum demiş ya. Hani hangi eşya nerededir bilmiyorum demiş. Neden bahsediyoruz biz? Neden bahsediyoruz? Kelime-i işaretten bahsediyoruz. Masal anlatmıyorum arkadaşlar ya. Masal anlatmıyorum ya. Bu adamlar 20 sene eğitim almış insanlar bunlar. 20 sene eğitim almış insanlar bunlar. İnsanların önünde aydın, hani aydın, eğitimli, aydınlanmış insanlar bunlar. Onların dışındakiler karanlık. Onların dışındakiler ne? Karanlık. Bunlar aydın. Bak işte bak. Hani işte nasıl Yahudileri, Hristiyanları, papazları kandırdı işte bak. Hani bak, bak. Din hususunda hatır için konuşmak olmaz. Alarm kurdum ama arkadaşlar. Çalmadı, kusura bakmayın. Veya çaldıysa da fark etmedim. Tamam, burayı okuyup bitiriyorum. Din hususunda hatır için konuşmak olmaz. Bak, Mevla Teala ahirette soracak, benim Kur'an'ımı okudunuz mu? Sen Kur'an biliyor musun? Bilmiyorum. Niye bilmiyorsun kardeşim? Sohbetten döndüm. Anlattım, eski arkadaşlar biliyorlar, çok anlattım ya. Sohbetten döndüm, gece yarısı. Ya 12'yi geçiyor tamam mı saat? Kapı çaldı, zaten hoşaf gibi olmuşum, perican olmuşum. Kapı çaldı, mahalleden böyle eski evin orada oturuyorsunuz mu? Mahalleden böyle uzaktan tanıyıp selamlaştığım bir amca camiye gelir. Hocam dedi, hayırlı bir işimiz var dedi, gelebilir misin? Hayırlı bir iş deyince ne o? Böyle garip garip terimleri var insanların. Çok garip, hayırlı bir iş. Desene nikah kıyılacak yani. Yok kardeşim. Sofraya oturuyorsun mesela. Birisi geliyor. Buyurun yemek yiyin, ben o işi yaptım. Lan ne demek ben o işi yaptım? Lafa bak. Yemek yedim de ben o işi yaptım.
demek ki ben o işi yaptım. Ne, ne? Bir tanesi şey yaptı. Namaz kıldık. Bu Karabağlar'da sanayi var ya. Namaz kıldık. Bizim arkadaşlardan bir tanesi denk geldi. Neyse namazdan çıktık. Hocam dedi işkembeyi doldurmaya gidelim mi dedi. Tövbe tövbe ya. Ya arkadaşım ya. Git sen doldur işkembeyi. Bende işkembe yok. Kardeşim ya. Allah aşkına biz bir bak yani sözün nereye gidiyor? Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen ya? Dikkat edin kendinize. İnsan bilmeden yapar ha. İnsan bilmeden yapar. Alışmışsındır yaparsın. Dön bak hep kendine dön bak yani. Arkadaşım bir tanesinin dükkandayım. Marangoz atölyesi tamam mı? Çay yaptı. Çay içiyoruz. Çayı sol elle içiyor. Dedim hani sol elle yemek içmek uygun değildir. Hocam diyor ben istiyor sol elle içmem diyor tamam mı? Ya, böyle yaptı bana. Farkında değil. Farkında değil. Ben diyor söylüyorum. Ben diyor hiç diyor öyle yapmam diyor. O sırada bardak nerede? Sol elinde. Gözümün içine bakıp sol elini içiyor. Farkında değil insan. Bende de olur, sende de olur. Bende de olur, sende de olur. İnsan yapar, farkında olmaz. Birbirimizi ikaz edelim, dikkat edelim kendimize. Bak. E sen biliyor musun Kur'an? Bilmiyorum. E öğren kardeşim. Öğren. Heh, o hacı amca işte nikaha çağırdı. Tamam dedim yani mecbur gideceksin insanların işi yani. Dedim iki dakika müsait hazırlanayım geleyim. Hocam dedi araba dedi yokuşun başında bekliyor. Tamam. Kalktım gittim. Bir tane minibüs. Önde bir arkadaş, genç bir arkadaş şoför mahalli oturuyor. Yani ben de onun yanına oturttular. Birkaç kişi de arkada var. Kalktık gittik eve. Benim gözler gidiyor. Ya yataktan kaldırdılar beni de. Bekle, bekle, bekle. Bekle, bekle, bekle. Bekliyoruz. Ya kardeşim yani bir de insaf yani değil mi? Ama çok ibret var burada şimdi. Dedim hani niye bekliyoruz dedim ben yani. Dediler abdest alıyorlar. Gelinle damat ne yapıyor? Abdest alıyor. Ya dedim ne abdest almıyorlar? Ne abdesti yani? Ulan namaza abdest almıyorlar. He? Namaza abdest almıyorlar. Ne abdesti? Dedim niye abdest alıyor bunlar? O şoför olan vardı ya genç. Ne bileyim ben dedi ya. Bilmek zorunda mıyım dedi ya. Artist ya. Ben de zaten dolmuşum. Ama babaannem rahmetli bayramlık ağzımı açtırma derdi. Ben de açtım ağzımı, yumdum gözümü tamam mı? Bilmek zorundasın kardeşim, tabii bilmek zorundasın. Sen bilmek zorundasın. Ne demek bilmek zorundasın? Rus musun kardeşim? Hristiyan mısın? Yahudi misin? Yahudiysen Kur'an bilmek zorunda değilsin. Putperestsen Kur'an bilmek zorunda değilsin. Tamam. İneğe tapan bir adamsan Kur'an bilmek zorunda. İneğe tapan bir adama mesela ben sen Kur'an biliyor musun diye sormam kardeşim. Bilmek zorunda değilsin. Tamam kardeşim. Kur'an tamam ineğe tapıyorsan Kur'an bilmek zorunda değilsin. Başka ne olur? Aya güneşe tapıyorsan tamam bilmek zorunda değilsin. Başka? Artık ne zımbırdı? Ama Müslümansan söyle. Bilmek zorundasın ya. Sen bilmeyeceksin kim bilecek ki? Tabii bilmek zorundasın. Putperestsen bilmek zorunda değilsin. Putperest bir adama ahirete niye namaz kılmadın diye sorulmaz. Putperest Hristiyan bir adama ahirete niye namaz kılmadın diye sorulmaz. Niye oruç tutmadın diye sorulmaz putperest bir adama. Kime sorulur? Putperest adama Allah'a peygambere ne iman etmedin diye sorulur sadece. Bir tane soru var ona. Ona soru kaç tane? Bir tane. Abdest sorulmaz, namaz sorulmaz, o sorulmaz, bu sorulmaz. Bu sorular kime sorulur? Kime sorulur? Sen Müslüman mısın? Lan o zaman sana sorulur, sana mecbur kardeşim ya. Allah Allah. Bilmek zorundasın. Din hususunda hatır için konuşmak olmaz. Mevla Teala ahirette soracak. Benim Kur'an'ımı okudun mu? Öyleler olacak, onlardan hiçbir ses çıkmayacak. Mevla Teala ben sizi dünyaya Kur'an okumanız için göndermedim mi buyuracak. Ses yok. Ben size neyle amel edin dedim buyuracak. Yine ses yok. Neticeyi siz düşünün. Allah sonumuzu kahretsin arkadaşlar. Peki burada kalalım. El Fatiha.